Ne oldu Angaraj kralı? Yoksa güneşin doğmaması için dua mı ediyorsun? Öyle görünüyorsun da. Arjuna verdiğin sözü tutmayı denemelisin Angaraj kralı. Umarım güneşin batışını bahane edip de düşmanının hayatını affetmeye karar vermemişsindir. Bazen çeneni kapalı tutman hayatın için daha iyi olabilir. Eğer bir kelime daha etmeye kalkarsan, savaş alanına gitmeden önce kendi birliğimden bir savaşçının canına kıyacağım, bilgin olsun efendi. Angaraj kralı, Angaraj kralı, sen neden öfkeleniyorsun? Yani ben şunu diyorum, umarım oğlun Vrişa senin ölümünü hatırlarsın, çünkü emin olamıyorum. Bugünkü hedefin Vrişa senin katili olan Arjun'un oğlu olmalı. Söylemek istediklerim bu kadar. Kan bunu iyi hatırlıyor. Kesinlikle hatırlıyor. Bugün hem Vrishasen'in ölümünün hem de benim aşağılanmamın intikamını alacağız. Tek bilmek istediğim şey şudur. İntikam almadan önce Arjun'u yolumuzdan çekmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu söyleyin bana. Ben bunu çoktan halletmiş olabilirim Veliaht Prensim. Efendimiz, Trigard Kralı Susharma haksız bir avantaj elde etmek için Velat Krallığı'na karşı büyük bir orduyla savaş açacak. Velat Krallığı'nın yardıma ihtiyacı var. Lütfen bir şeyler yapın. Hemen Velat'a doğru ilerlemek zorundayım. Ama majesteleri, Velat'a bu kadar çabuk ulaşmanız mümkün değil maalesef. Sadece Bilge Vasudev savaş arabasını, yıldırım hızıyla sürme ve Arjun'la birlikte oraya ulaşma yeteneğine sahip. Sizin ordunuza ihtiyacımız var ve Arjun tek başına hepsine karşı koymaya yeter de artar. Ama burada Arjun'a daha çok ihtiyaç ama yok. Ama majesteleri siz... Vrishasen'deki pek çok aile, kadın ve çocuk tehlike altında. Bir zamanlar gizli saklı yaşıyordu ve Vrishasen kralı bize sığınak vermişti. Şimdi onun iyiliğini geri ödemenin zamanı geldi. Ayrıca Abhimanyu da burada. Ve ona güvenim sonsuz. Seni temin ederim ki baba, düşmanlar savaş alanında senin yokluğunu hissetmeyecek. Susharma'yı yok ettikten sonra döndüğünde oğlunun yiğitliğinin övüldüğünü duyacaksın. Hadi Vasudev, Virat'a doğru ilerleyelim. Nasıl istersen Arjun. Bırak Abhimanyu arzusunun peşinden gitsin. Gidelim Arjun. Tebrik ederim sevgili prensim. Arjun savaş alanında değil, Virat'a doğru ilerliyor şu an. Arjarya Drone, zaman geldi. Ordumuzu derhal plana göre düzenlemeye başlamanızı istiyorum. Bildiğiniz gibi değirmen taşı buğday tanelerini tek bir dönüşte öğütür ve una dönüştürür. Benzer şekilde ordumuz da düşmanları tek bir dönüşte öğütecek. Ordularının yok olmasını önlemek için mutlaka öne çıkacaktır. Bunu biliyorum.
büyük savaşçı. Abimanyu onu tam orada tuzağa düşüreceğiz. Beni oklarının tuzağına düşürmeye cüret eden kişi bugün Çakravyumuzda tuzağa düşüp ölecek. Savaşın 13. günü. Çakrav. Yudhishthir, ben kuruların komutanı Dron sana meydan okuyorum. Eğer sen zafer kazanmak istiyorsan bu düzeni bozmak zorundasın. Bu düzeni bozmayı başarırsan yenilgiyi kabul edeceğiz. Yapamazsanız siz yenilgiyi kabul edeceksiniz. Bunu başaramazsanız kaybettiğinizi kabul etmek zorundasınız. Beni duydunuz mu? Acarya Dron, bu düzeni kesinlikle yıkacağız. Emin olabilirsin. Bu imkansız. Çakravyu, en zor ve de en yıkıcı oluşumdur. Sadece Arjun nasıl kırılacağını bilir. Bu Drona'nın planının bir parçasıydı. Bu yüzden Arjun'un savaş alanını terk etmesini sağladılar. Bir yolu olmalı. Bir yolu var. Bu yolu Acarya Bharadvaja'dan öğrendim. Bunu gayet iyi bilirim. Drona'ya onu nasıl oluşturacağını öğreten kişi. Bu Çakravyu'yu yerle bir edeceğim. Ortada hiçbir düzen kalmayana dek yılmayacağım. Ne? Ne oluyor Acarya? Oluşumumuzu parçalayarak içimize sızıyor. Unutmuşum Veliaht Prens. Drupad ve ben bu savaş düzenini babamın okulunda çalışmıştık. Birlikte öğrendik bunu. Söyleyin. Arkadaşlarınızı durdurmak için şu an herhangi bir planınız var mı? Geriye tek bir yol kalıyor. Bir tek seçenek dur Yotan. Jayadra! Jayadra!
Jayadrat! Görünüşe göre Pandavaların sana ne yaptığını unutmuşsun. Öyle mi dersin? Ve bu yüzden burada Drupadi'nin babasının önünde duruyorsun. Bugün ne Drupadi'nin sefil muhafızları ne de oğlu beni durdurabilir. Devam edin Pandavalar. Yoksa ordunuzun yok oluşunu göreceksiniz. Yudhishthir amca, bana izin ver. Çakravyu'ya girmenin yolunu biliyorum sanırım. Babamdan duymuştum. Bunu yapabilirim. Hayır Abhimanyu. Beni anla, bunu yapmana izin veremem. Kral Yudhishthir haklı. Acare Drohan bu stratejiyi bir plan etrafına tasarladı. Sadece ortak bir çaba bu savaş düzenini yok edebilir. Beam ve ben birlikte saldıracağız. Şunlara baksana. Dristadyum ha? Ve Beam. Saldırmak için ortaya çıktılar. Jayadrat onlara tüm saldırıları için uygun bir cevap verecektir. Çakravyu düzenine girmeden önce beni selamlamayacak mısın? Çık ortaya Beam! Gel de gürzümün gücüne tanık ol! Vur! Tekrar vur! Amca! Bunun olmasına nasıl izin verirsin? Beam amca ve Dristadyumna amca çok güçlü. Ama bu düzen ancak bir ustalıkla aşılabilir. Başka değil. İzin ver bana! Hayır çocuğum. Gelecek için şimdiki zamanla kumar oynanabilir, evet. Ama şimdiki zaman için gelecek kaybedilemez. Ben bir kez kumar oynadım ve sonuç olarak burada. Büyük bir savaşın içindeyim Abhimanyu. Ama düzenlerini bozup yok edemezsek kaybederiz ve babam utanır. Bunun olmasına izin veremem amca, biliyorsun. Sen bir kumar oynadın ve kaybettin. Ben de babamı gururlandırmak için bu kumarı oynamaya gönülden hazırım. Düşmanlarla tıpkı onun gibi savaşacağıma dair ona tutmak zorunda olduğum bir söz verdim. Düşmanlara cesur Arjun'un oğlunun gücünü göstermek istiyorum. Bu yüzden bana izin ver amca. Yalnız olmayacağım. Dış savunmayı açtığımda beni içeri kadar takip et, bana yeter bu. Ben bir yol açacağım ve bir açıklık yaratacağım. Sen de onların düzenini yok edersin. Lütfen bana güven.
Öyle olsun oğlum. Ama dikkatli ol. Biz hemen arkanda olacağız. Devam et hadi. Devam et. Git ve biraz uyu. Çünkü hayatın her gecesi uyumak için değildir. Annem Drupadini. Duaları beni korumak için yanımda. Ve bu benimle olduğu sürece. Bana hiçbir şey olmayacak. Sorun nedir Vasudev? Neden durdun? Çünkü zaman durmaz Arjun. Ama bir insan isterse durabilir. Bir anlığına da olsa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.